Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Niye? Çünkü bugün memleketim Adana'dayım kardeşlerim. Ve Adana'nın gece dönercilerini çekiyoruz. Ve efsane bir video bizi bekliyor arkadaşlar. Lezzetin içinden geçeceğiz diyebilirim. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben hazırım. Siz de hazırsanız. Hadi başlayalım. Şimdi gece dönercisi Cihangir'e geldik. Burası Kozan Yolu arkadaşlar. Kozan Yolu bu işin doğduğu yer diyebiliriz. Gece dönercileri gerçekten... Kozan yolunun üzerinde birçoğu var. Şimdi hemen Cihangir'le başlıyoruz kardeşlerim. Haydi gelin. Evet, şimdi közde döneri gördük. Selam usta. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle içinde her şeyi koyabileceğin, evet, bir tane gece dönerinden rica edeceğim senden. Tamam hocam. Ne kadar buradasın? Ne burada kadar oldu? 2,5 senedir buradayım. 2,5 senedir buradasın. Evet, burada hizmet vermekteyiz. Eyvallah. Adam eyvallah. Eyvallah. O zaman şöyle güzel bir dürüm, tamam, bir tane rica edelim. O zaman bir hazırlanışını da göstereyim size. Haydi şimdi yemeğe. Şimdi bak, dönerimizi aldık da Adana'da her yerde turunç ağaçları vardır ve turuncu da gerçekten her şeye sıkarız arkadaşlar. Bir tane bıçak rica edeyim kral. Abi çok iyi oluyor. Bazen Adana dışından gelen kişiler bunu portakal zannedip ağaca dalıyorlar. Sonra yiyorlar, yüzü falan eşkiyor. Şöyle koy kral. Ama ilk önce hiçbir şey sıkmadan yiyeceğim. Uçağımız alak. İz kokusu olmadan olmaz. Şu an gözümün sağ tarafı gitti. Ama hiç problem yok. Çok güzel bir nostalji. Ver kral. Ayran yanında ikram mı, ekstraması mı oluyor? Ekstrası oluyor. Tamam. Tamam, bir an önce ben artık ısırayım. Oo, tırnaklı pidemiz de burada. Yani Adana'ya geldiğimde, her yemek videosu çektiğimde içimde sadece şu his uyanıyor. Neden buraya taşınmıyorum? Oğlum turuncu sıkmayı çok özlemişim be ya. Limon, yani limon gibi ama limon dışında öyle bir tat veriyor ki arkadaşlar. Bunu sadece turuncu sıkanlar anlar. Bu arada fiyat da 50 TL. Onun da bilgisini geçeyim. Ben sanki arkaya doğru gidiyorum bu arada. Ben vallahi kaldırımdan arkaya düşüyordum. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Fiyatı 50 TL değil mi? Ayran ne kadar? 15 lira, ikisi 65 lira. Evet. Yanlış anlama. Dün 90 liraya mercimek çorbası içtim Adana'da da kardeşim. Şu an 65 liraya, 50 liraya şöyle döneri görünce bir insan garip oldu. Bu tariban yemeği, yani bizim gibi tariban insanların yemeği. Şimdi herkes kendi halkını da düşünmesi lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Her insanın, gençlerimizin şu an cebinde parası yok. Biliyorsunuz şu an işsizlik var. Şimdi ben bunu böyle uygun vermesem, başka yerler şu anda 65-70 lira sadece dürüm satıyor. Ama bende 50 TL. Çünkü Allah'a çok şükür beni kurtarıyor. Ha, eyvallah. Beni kurtardığı için de zaten... Ellerine sağlık gerçekten. Teşekkür ederiz. Biz de gömmeye devam ediyoruz. Diğer mekanda görüşürüz. Ya kapattım, asıl muhabbeti sormadık. 5-6 gibi açıyor arkadaş. Gece 4 gibi de kapanıyor. Bilgisini de verelim. Şimdi devam edebiliriz. Şimdiki diğer mekan Emrecan Büfe arkadaşlar. Burada da iyi olduğunu söylediler. Burada da közde tavuk döner yiyeceğiz. Haydi buyurun geçelim. Evet, merhabalar, selamlar abicim. Şimdi normal klasik bir tane ben döner istiyorum abi. İçinde her şey olsun. He? Tek olsun değil mi? Tek olsun çünkü yiyoruz abi. Tek olsun. Bir tane tekrar. Bak. Yarım ekmekle ne yapıyordu? Yarım ekmekle ne yapmışlar? Abi onu şikayet ediyor. Kötü yorum yapıyorlar diyor. Yarım ekmek nedir? Tezgahı sildiler diyor. Tamam da bu tezgah, yemek tezgahı. Aynen öyle abi. Tezgahta abi kaçta açılıp kaçta kapatıyorsunuz burayı? Açma olarak tabii 3'te açıyoruz, 3'te... ama 5'te yemeğimiz hazır. Heh, 5'te yemek hazır. Aynen, gece de 1-2'de de mi bitiriyoruz? Eyvallah. Ya yani döner bitti, şey biter. Aynen. Tamam. Evet, döner geldi. Bak şimdi güzel bir kimyon kokusu var.
Ha, bu önemli. Şimdi burada bir kimyon kokusu da var bizde. Bir diğer detay da arkadaşlar, pişmiş soğan var. Pişmiş soğan da koyuyor. Hemen şöyle bir, gel lan şöyle bir dalıyorum. Bak, bir şey söyleyeceğim. Ekmeği sacda ısıtması 10 numara olay. O pideni sıcak. Eyvallah abi. Sağ olasın. Acaba ağzımızı nereye koyacağız? Nereden pipletek bunu? Pipetin var mı abi? Var abi. Pipetleyeceğim. Abi aynen ya. Eyvallah. Eyvallah abim. Sağ olasın. Ne diyorduk? Pideyi ısıtmak burada bence gece dönerinde en büyük detaylardan birisi. Oo. Ya acılık ayarı mesela çok iyi ayarlar. Yani bunun bir tık acısı tat kaçırır. Onu çok güzel tutmuşlar. Evet, sen geldin burada. Acıyı hiç sevmiyorsan onu bence kesinlikle belirtmen gerekiyor. Şu an içinde güzel bir kimyon detayı var. Bak. Mayonez, pişmiş soğan falan çok güzel bir detay olmuş orada. İşte buna benzer yemiştim. Buna benzer yemiştim ve o tadı yakaladım. Ben de gece dönerin kafası şu an gelmeye başladı diyebilirim. Fiyatı ne kadar bunun? 55 lira. Ayran 55 lira bu. 15 lira. Vallahi ucuz. İstanbul'da bize bunu 110 liraya veriyorlar abi. Bunu vermiyorlar zaten. Bunu dediğim tavuk döneri. Veremezler diyor. Bak o yediğin gazı bir vermişim oradan. Hemşerilerimi görünce bir şikayet ettim tabii. İstanbul kusura bakmayın araya. Vallahi 150 liraya tavuk döner veriyoruz ki böyle değil. Ben bu döneri nerede yaptırıyorum biliyor musunuz? Adanalı kebapçı dostlarımın yanına gittiğimde onlara rica ediyorum. Tavuk göğsünden, tavuktan, buttan bana kendileri bu şekilde hazırlıyor. Onu da rica minnet ben tarif ederek. Neyse, gerekli şikayetleri de ettiğimize göre 10 numara devam ediyoruz kardeşlerim. Biz gömüp geliyoruz. Şimdi aşkın 2 dönere geldik kardeşlerim. Burada da tavuk dönerimizin gözüne vuracağız. Merhabalar, selamlar tekrardan. Bir tane klasik gece döneri rica edelim kardeşim. İçinde yani her şey olabilir, ne koyuyorsan okey yani. Oo, sacda işte, bak bak bak, yine sacda şovumuz var. Projektörümüz daha açık mı? Elini yaktı. Sevgili kuzenim, aklı yarım elini yaktı şimdi tenekede. Burada açık şalgam vardı. İçeceği şalgam söyledik. Yine tek ekmek. Şöyle şeyimiz de burada. Bu arada Adana kebap pidesini hepsi buna yapıyor arkadaşlar. Lavaş falan yok. Direkt bu pideye yapıyorlar. Ve lezzeti bir tık daha üste taşıyor bu. Acıya şalgam koymuşlar. Acı bulmuşlar. Onun içine şalgamı atmışlar. Hani şalgamı acılı yapmamışlar. Yemin ederim çocukluğuma döndüm geldim ha. Oo! Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi İstanbul gece dönercileri ve diğer Bursa'da falan et döner ağırlığı vardı. Bir İstanbul'da tavuk dönerci olarak arkadaşlar Hataylı, hatta depremzedeydi, orası vardı. Hatay soslu yapıyordu. Adana'da bu kültür sadece tavuk üzerine kuruldu. Hatta genel anlamda da döner dediğin zaman Adana'da akla gelen şey tavuk dönerdir. Hani et döneri iyi yapan yerler tabii ki var. Ondan sonra eskiden beri. Ama tavuk döneri birçok yer güzel yapar. Onu da bir belirteyim detay olarak. Ve buradaki gece dönerlerin en önemli şeylerden biri de sadece gece dönerinin içinde pişmiş soğan olur arkadaşlar. Pişmiş soğan olması şart. Onu da belirteyim. Mesela bu geldiğimiz yer sadece gazlı. Birçok yerde de közde olarak yapılıyor. Bilginiz olsun. Ben şundan yemeyeyim yemeyeyim diyorum ama. Yanında gidiyor. Mermi. Aa, böyle tavuk döneri limon sıktığımı gördü hanım. Adana'ya geldiğimizde bir. Ne yaptın sen dedi. Dedim tavuk döneri limon. Nasıl yani dedi. Ya dedim tavuk döneri limon sıkmayacağım lan. Tavuğa sıkılır mı? Dedim içinde salatası var. Her şey var sıkılır. Sonra kendisi dedi ben dedi biliyorum. Her yerde limon ağacını görün dedi. Siz bolluktan limonun nereye sıkacağını şaşırmışsınız. Vallahi öyle. Her şeyi sıkıyoruz çok da güzel oluyor. Ama turuncu mutlaka deneyin. Salataya, çorbaya, dönere, kebaba sıkın. Sıkmayanlar buraya gelip mutlaka deneyin.
Fiyatı nedir kral? 60. Fiyat gittikçe artıyor bak orada. 50'den başladık 55. Bir şey diyeceğim. Şu kavşağın orada bence 200'e çıkacağız gibi geliyor yani. İçecek de 15. 10 lira mı? E tamam, aynı fiyat. Kardeşlerim biz gömüyoruz. Gömmeye devam ediyoruz. Ardından geliyorum. Evet, şimdi Elibol'a geldik arkadaşlar. Burada yine Kozan yolu üstünde. Hemen burada da bir tane çıtırlık gece dönerimizi yiyeceğiz. Haydi buyurun. Evet, selamlar usta tekrardan. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaçta açıyorsun burayı, kaçta kapıyorsun? 6.30 gibi açıyorum abi, gece 3.30-4'e kadar buradayız. 3.30-4'e kadar devam ediyor. Abi. Eyvallah. Bana o zaman bir klasik, böyle her zamankinden yapalım abi, rica ediyorum. Rica ne demek, işiniz bu. Eyvallah, eyvallah. Çok kibarsınız, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, sizden de. Ne atıyorsun içine? Marulu var, marulu yine pişmiş soğanımız var. Eyvallah. Tek ekmek olsun ha bu arada. Tek ekmek rica tek edeceğim. Tek ekmek de var, tek ekmek bu, çift ekmek bu. Yok yok, çift istemiyorum, tek istiyorum. Tamam abi, sıra sana geleceğiz. Eyvallah. O zaman biz geçiyoruz. Sen hazır olunca seslenirsin kral. Eyvallah. O zaman biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Evet, yine sonsuzluğa doğru yiyeceğiz arkadaşlar. Yalnız arkadaş çok makaraydı. Dönerci arkadaş gerçekten makara. O güzel sohbetleri koymak isterdik ama aramızda. Aramızda çok güzel muhabbet ettik. Enerjisi de çok güzel. Şöyle bir, yine bir sade ısıralım. Bu kardeşimin acısı biraz daha tık fazla. Hani... Damağı boğazı böyle sıyıran cinsten. Hani damaktan vurmaya başladı gırtlağa kadar. Öyle bir acısı var buranın. Ama şu pide olayı mesela. Hepsinin de pide sıcak ve pidenin lezzeti çok güzel arkadaşlar mesela. Yani aynı fırından mı alıyorlar? Hepsi mi iyi yapıyor? Yani bu pide önemli bir detay bu arada yani. Tavuğun eti kadar pide de önemli. Hani mesela şunu düşünmeyin. O kadar sos konuluyor, baharat konuluyor hepsine yapanların. Ama tavuğun lezzetini her şekilde alıyorsun. Tavuğun lezzeti iyiyse hepsinde o baharatların, sosların yanında şey geliyor yani. Tavuğun lezzeti geliyor. Onu baştan söyleyeyim. Bak net söylüyorum. İstanbul'dakiler. Şunun gündüzünü yapın ve gerçekten makul fiyata verin. Sırtınız yere gelmez. Öğrencisinden iş adamına. Yalan mı? Kirbe, buraya jiple gelen de var, tabii. Öğrenci gelen de var. Buraya her türlü geliyor çünkü değil mi? Ha, biliyorum ben. Tabii. Ne kadara veriyorsun? 50 TL şu anda. 50 TL. Zam yapmadın. İçecekleri ne kadara veriyorsun? 15 de içecek. Hepsi de büyük. Eyvallah. Eyvallah. Ama çok belli arkaya. İçecek zaten her yerde 10-15 lira. Fiyat da şu an 50-60 arası değişiyor değil mi? Daha 70'i görmedik. 50-55-60 olarak değişiyor. Dediğim gibi de hepsinde de tavuğun tadını alıyorsunuz zaten arkadaşlar. Ama közler bir tık öne geçiyor. Onu da hani açık açık söyleyeyim. Şimdi burada her şeyi açık konuşuyorsa. Yediğinde tavuk tamam güzel. Ama közde pişenin tadının ayrılığını alıyorsun yani. Farkını alıyorsun. O zaman gömüyoruz. Yine devam. Şimdi Özme gece dönercisine geldik. Yanımızda Züleyha abla var. Selam abla. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin sen. Ben neyim? Ben şu an Türkiye'nin ilk gece dönercisi bir hanımefendinin yanındayım, doğru mu? Evet. Döneri sen mi takıyorsun abla? Evet, ben takıyorum, ben kesiyorum. Sen yapıyorsun, usta her sensin. Şey. Aynen, usta benim. Eyvallah. Biz de gurur duyduk, mutlu olduk memleketimde ilk gece kadın dönercisi olmasına. O zaman Züleyha ablacığım senin o güzel ellerinden bir tane ben, her şey olsun. Tamam. Ama tek. Önce bir tıraşlayayım size. Tabii abla, sen neyiz? Sen nasıl istiyorsun? Usta sensin. Tamam. Tek lavaşa bir tane istiyoruz. Evet. Burada közde bu arada, onu da belirtelim. Ben şöyle ayrılayım. Asıl star burada. Burada abla. Ben çekelim kenara. Evet, şimdi sağ bildiğimiz bir yere geçtik.
Seviyle yere oturuyorum, korkuyorum düşeceğim diye. Milliyici Murat kardeşim de dedim ki kardeşim, gel dedim geldin. Ya kral dedim ya gel beraber yiyelim şunu dedim. Sağ olasın. Muhabbet edelim. Ne yapayım Murat? Sayende karnımız doydu. Ama bak sen, ben izliyorum 3 mekandır. Sen döner kağıdı açmayı unutmuşsun. İstanbul'a gittin, sen tam İstanbul'da olmuşsun. Baba biliyorsun böyle açacaksın döner kağıdını. Lan şöyle kağıtlı yediğimiz mi var? Oğlum işte böyle ben kağıt... anlamadım seni, ben unutmuşsun yani, ha sen. Yani asimile olduk oğlum 18 yılda biz Murat. Ya vallahi başlar. O zaman çok... dalıyoruz. Hadi o zaman. Sen de tek yaptırdın değil mi? Tabii tabii tek. Hadi o zaman. Hadi. Sosu verdi. Sarımsaklı mayonez. Bana peşte verir misin başkan? Tabii. İlk burası sarımsaklı mayonezde. Evet. Yaptı. Burası ayrı, bir de Züleyha abla kendi yapıyor. Yani şu an Adana'da ben ilk defa gördüm kardeşim. Kadın gece dönercisi. Yani o da usta, ustalar harbiden. Çünkü buraya ben geldim. İlk buraya gelmiştim herhalde. Geçtiğimiz 2 yıl önce Tablacı Lezzetlerinde başka bir arkadaş vardı. Oho adam gömmeye gelmiş. Bittik ya. Bittik ya. Bizim seninle çektiğimiz videoya yayınlandı mı senin kanalda? Ne zaman yayınlanıyor? Haftaya yayınlanacak. Hangi gün? Ona göre araya karta koydum. Murat'ın kanalında da video var. Eğer yayına izleyin. Girmişse ona da... izleyin. Girmediyse de çok yakında girecek. Sen ne zaman yayınlayacaksın? Ha? Sen ne zaman yayınlayacaksın? Pazara falan yayınlanmış olur herhalde. Bu pazar mı? Evet. Bu pazara girmez. Girebilir ama. O zaman Murat'ın kanalına girin zaten. Ben girsin gidin, abone olun. Girin, başka tabii. Nasıl buldun önerim? Başarılı kanka. Ben burada zaten önceden yemiştim. Ama sarımsaklı mayonez işte. Evet. Mesela o dönem çok bol soslu yemiştim. Ama şu an mesela biraz daha tat daha iyi alıyorum aslında. O sosla falan çok güzel lezzet geliyor. Islak ıslak ama bence sosu ayarında koymak gerekiyor ya. Yani böyle yanında çok istiyorsan ara ara döküp yemek biraz daha mantıklı bence. Kesinlikle. Sen ne öyle. Düşünüyorsun? Ben mesela ketçap koydurmam baba. Bu evet. Sostan az bir şey. Mayonez güzelse bir de mayonezi bol mayonez, koydururum. Mayonez değil mi? Züleyha ablanın elinin değdiği belli. Nerede Züleyha abla? Züleyha abla döner yapıyor işte. Tabii canım. Elinin lezzeti değdiği belli dedik abla. Ellerine sağlık. Sadece biraz tuzu az olmuş ya bence. He. Sende nasıl tuzu? Değil mi tuzu az? Ama ben tuzlu olmasındansa tuzsuz olmasını tercih ediyorum Murat. Bazıları hiç ayrı tutturamıyor kanka. Abi bir yiyorum böyle sanki tuzlu ısırıyorum. Tüm gece su 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 su. Sen yanındasın, inanmam istedi. Heyecanlandın değil mi beni görünce? Doydun mu? He? Yo ara, mola. Çok haklı. Paşam biz 4 mekan yiyoruz ya. Murat Bey geldin buraya ilk mekanda. Çöktün hepsini gömdün. Vallahi acıkmışım. Yedek kulübesi gibi. Dur saçı da çıkart. Saçı da çıkarıp takip kalk. Ben biraz gözleri açayım. Açarsın. Gözleri de açarsın Murat. Devam. Valas da yapabiliriz doğru ya. Şey yedek kulübesi gibi. Para verirsen oynarım ben. Ha? Para verirsen oynarım. Bir şey diyeceğim, benim mikrofonda niye resmim yok? Ha? Kardeş kanal benim olduğu için olabilir mi? Seninkinde var. Ay bir diyorsun koyarız oraya ya. Konukların resmini koyamıyor musun? Koyarız canım, koymaz olur muyuz? Bir sence daha... bunu koyuyorsam konuğun resmini koyamam mı? Koyarım tabii ki. Belki sadece sahibini algılıyordur. Yok yok. Dedim burada hızlı ona... olduğu için spontane bir anda rica ettim. Sen de kırmadın ya kardeşim. Dedin ya o kadar para verdim yok var yok arabayı sattım almak için falan diye. Evet evet. Hala dip sesi geliyor diyorlar bazı troll tayfa. Ben ona... Çünkü ben müziklerde alt tarafta distortion gitarlı rock parçalar kullanıyorum. Hı hı. Onu da dipten verdiğin zaman cızırtı gibi geliyor o müzik. Döktüm abla. Dökmez olur mu? Vallahi sos. Ben mayonez varken sos dökmem. Abla çok güzel ayarında olmuş. Vallahi tam anne eli gibi olmuş harbiden. Anladın mı? 10 numara. Sokak lezzetiyle anne elinin birleştiği yer. Özme döner. Halk Bankası'nın önünde. Bu kavşağın adını bilmiyorum. Kiremithaneye dönmeden. Çolak Petrol. Çolak Petrol'ün karşısı. Çolak Petrol'ün de reklamını yaptık. Güzel oldu. He. İhtiyacı vardı çünkü. Sen Türkiye'nin ilk ve tek kadın gece dönercisi, doğru mu? Evet. Türkiye'de başka yok. Facebook attım başlığı 2 milyon geldi mi izlenme? Hadi hayırlısı inşallah. Eve gideyim de zamanı ayarlayayım. Yok şimdi ben atacağım hemen. Hemen atacağım. Diğer yerde yokum zaten ben. Diğer yerde. Ben yaparım baba. Vallahi çok. Fiyatı ne kadar ablacığım bunun? 60 TL'de fiyatı var, okey. Yani şu an zaten normalde de fiyatlar 50-60 dediğimiz gibi. Tabii 50 ile başladık, 55 i̇çeceğin, oldu, 60 oldu. İçeceğin fiyatı 15 lira da içecek, 75 lira. Gayet iyi. Şu çok iyi bir lüks. Cebinde 50 lira, 60 lira para varsa Adana'da doyarsın. Karnını doymak isteyen herkes bekliyor. Eline sağlık. Eyvallah ablam. Gönlünün bolluğu, ellerine sağlık gerçekten. Soy ismimiz Eli Bol. Eli Bol mu? Evet. Eyvallah. Soy ismim gibi bol diyorsun dedim. Vallahi Murat Bey kağıdı yedin mi? Ha yok kağıt duruyor. Dönerin en lezzetli yeri neresi? Tabii ki dibi. Tabii ki dibi. Bütün sos, su her burada şey, toplanıyor. Her şey orada. Ha kağıdı da aldı, kağıdı eksik kaldı. Işte. Ha. İşte ya. Vallahi kesinlikle Murat kardeşim de. He? Bir sindiririz aslında ya. Kesinlikle olsun çay. Varsa çayını alırız abla. Vergiden ha. Arındırılmış çay mı? Vallahi bilemiyorum. Aa,
Ha kahveciden alacağım. Tamam, kaçak kesin o zaman. Tamam, kesin kaçak. Kesin öyle. Kesin kaçak. İçek o zaman. İçek içek. İçek o zaman. Lan ne yoruldun? Ne yoruldun? Ya böyle ya. Ya İlk böyle bir şey olamaz. Oldu. Yani 3 dakika ışık tuttu yoruldum. Işık tok. Öz Murat kuzenin Bey. Mi? He? Öz kuzenin mi? Biraz uzaktan. Çok köprüde, çok köprüden geçerken bunu evet. Çarpmış. Aynen, aynen öyle. Paşam geldi İstanbul'a diyor ki arkadaşlar oturuyoruz. Abidir vergiden arındırılmış çay var mı? Adam da Masak'tan geldi zannediyor bunu. Abi vergilerimizi ödüyoruz biz. Öyle diyor, vergilerimizi ödüyoruz biz diyor. Abi dedim yok, arkadaşın demek istediği. Kaçak çay var mı? Tabii. Çünkü biz burada alışınız Adana'da gerçekten. Ya, öyle yani. Öyle, kaça, %90'ı işte. Kaçak çay yani. Ondan sonra İstanbul'da da nadir buluyoruz. Islak mendille her şeyi siliyorsun biliyorsun. Sonra en son ayakkabı falan tabii, siliyorsun. Tabii. Şimdi oraya geçeceğim ben. Şimdi oraya geçeceğim. Az kaldı. Az kaldı. Oh. Şöyle bir sileyim ayakkabı. Vallahi kesene bereket Murat Bey. Kardeşim senin de kesene bereket. Vallahi ellerin oğlum sabahtan kesen. Beri kamera ben çekiyorum seni. Doğru söylüyorsun. Bu video milyon izlediyse %25'ini de alırım. He? %100'ünü veririm lan canın sağ olsun. Adamsın sen ya. Elim ayağım titredi. Bir anda kafada çarptı. Kafada çarptı bittim ama elim ayağım titredi. Kapatmış mı? Kapatmış mı kahveci? Ne heyecanlandık, ne de güzel olurdu. Türk neyse canın sağ, sağ olsun. Canın sağ eyvallah, olsun. Eyvallah. Bir dahakine gelir içeri, sıkıntı yok. Arkadaşlar vallahi güzel böyle bir denk geldi. Şimdi o zaman diğer mekana doğru. Diğer, sen yersin ben yemem. Ben diyetteyim kardeşim. Yeme kardeş, yeme zaten. İçinden geçtin ya. Ben dinlene gideyim dedim. Bu arada poşeti. Adam'da bir adet vardır göstereyim. Ha, şöyle bağlarsın baba. Ondan sonra bunu böyle sıkarsın. Hava kaçırıyor. Aha. Patlatalım. Aha patladı lan. Ama yapmayın. yapın bir şey olmaz. Yapmayın. Salçalı da çok kötü oluyor bu. Arkada gitti. Arkadaki kardeşlerimiz gitti. Onun gözü gitti. Oh o zaman diğer mekana doğru hadi. Geçelim. Ben şunu yavaştan bir daha devam edeyim. Geliyorum. Devam et. Evet, şimdi de son gece dönercimiz Turuncu Minibüs'e geldik. Adını biz koyduk buraya. Evet. Turuncu otobüs dedik, söyledik ya otobüs değil bu minibüs. Turuncu Minibüs Mustafa Usta'nın yerine geldik. Belki 2 yıl önce izlediğimde videomu izleyenler hatırlar tablacı videosunu. Burada ciğer yemiştim ben. Ama şimdi full tavuk döner, full gece dönerindeler kardeşlerim. 9.30'da da gelip tezgahı açıyorlar. 9.30-10'da da tezgah burada oluyor. Şimdi burada da güzel bir gece döneri yiyeceğiz. Haydi gelin. Evet, selamlar tekrar. Selam, hoş geldin. Çok hoş şükür. Nasılsın? Ben de 2 yıl oldu. Vallahi bay oldu. Özleştik. Ha. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Hakkını veririk şöyle. Evet. Herkese yaptığın bir tane standart zaten standart bize. Aynen. Neyse aynı şekilde istiyorum ama tek lavaş olsun. Tamam abi lavaş tamam. Yok pide. Aman. Tamam. Tek pide. Tek. Lan Fırat İstanbullu mu oldun? Fırat Sobutay İstanbullu mu oldun? Lavaş nereden çıktı? Tek pide. Her şeyi full yapıyorum. Full. Tamam. Her şey olsun. Tek pide olsun. 18 yılda asimile olduk be Murat. Ha? Bu işler böyle. Vallahi. Az 18... gelirsen Adana'ya böyle olur işte. Yılda 2 geliyorum az mı? Ayda yazlığa bir. Geliyorum arkadaşlar. Mersin'de yazlığıma geliyorum. 2-3 hafta kalıyorum işte. Ayda bir gelirsen unutmazsın. Doğru. O zaman ayda bir... Ürün kağıdını açamadın ya. He? Ürün kağıdını açamadın. Valla orada benim de bir zoruma gitti ha. Sen söyleyince fark ettim de böyle. Ben kendimi zor tuttum. Söyleyeceklerim de var. Kapattım. Evet. O zaman kapatalım. Murat söyleyeceğini söylesin. Adana'ya gelmemişsin, güzelliği görmemişsin, yiğidin arman oldu. Bu yerlerde baby baby hu, Adana'ya gelmemişsin, mındar ettik, mındar ettik. Evet, geliyor. Lan buraya da hep ben. Videonun sonlarında biraz daha tok geliyorum. O ciğer tantuni yediğim dönemde de en son buraya gelmiştim. Yine en son geldik. Ama bu sefer dönerlerini yemek kısmet oldu. Ellerine sağlık. Dönerin de 10 numara olmuş kral. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Sizin ellerinize sağlık. Ne kadar oldu şimdi abi? Fiyat olarak ne? 60 lira. 60 lira. Eyvallah. İçecek ne kadar? Ayran. Ayran da 10 lira. Şalgam 15 lira. Şalgam 15. 60'a 70'e yani. Yiyorsun. Kalkıyorsun yani. Karnını doyuruyorsun. Eyvallah.
Şimdi burada pişmiş soğan olayı arkadaşlar. Tam pişmiş yani. Mesela bazı yerler hafif öldürüyor, şey yapıyor. Burada biraz daha pişmiş geldi. Ondan sonra yine böyle güzel bir kimyon tadı vuruyor. Ketçabın hafif tadı geliyor bir yerden. Soslar geliyor. Ama etin lezzetini de sevdik ya. Yine pidemizin arasında, Adana kebap dürümünün arasında. Domatesi hepsinde var mıydı? Evet, koyuyor. Marul domates, pişmiş soğan hepsinde standart. Marul... Standart deyince... Ay Allah. Standartta marul, domates, pişmiş soğan hepsi var. Dediğim gibi acı ama bazılarında var. Hani onu belirtin. Acı koyuyor musunuz? Koyuyorsa koydurma, sevmiyorsan. Seviyorsan biraz daha koydur. Bazılarında hiç yok bu arada. Hani o da kullandıkları sosların içinde oluyor çünkü bazıları. Ekstra pul biberini falan da koyabiliyor. Ama yine bir verimli video oldu benim için ya. Vallahi bak 10 numara aktı. Oh, Allah'ım nefes alayım biraz. Dinlene dinlene gömdüğüm zaman lezzetini alıyorum. Burada mesela ketçap ve acı tadı biraz daha fazla geliyor. Ya hepsinin bir özelliği var. O zaman şöyle bir burayı da süpüreyim. Artık çıkışa doğru geçelim kardeşlerim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün Adana'daki özellikle Kozan yolunda bulunan gece dönercilerine gittik. Gerçekten hepsinin birbirinden ayrı lezzetleri vardı. Yani ablamızda ayrı bir lezzet vardı. Diğer geçtiğimiz yerlerde lezzet vardı. Yani Türkiye'nin ilk kadın dönercisini de gece dönercisini de bu videoda göstermiş de olduk sizler için. Gönül rahatlığıyla tüm hepsine gidip selamlarımızı ilet. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yakışıklı güvenlik şarkısı değil miydi bu? O değil, o muydu? Ben bilmiyorum, o. Oydu, yakışıklı güvenlikti kanka. Ne o zaman sen? He? Senin arabada var mı? Bende yok. Benim arabada yok. Biliyorum ama. Kendinize iyi bakın. Bay bay.